Tanya'nın gitmesini istemiyorum lan potaya Barış. Ben de Tanya'nın gitmesini istemiyorum valla. Mecbur ama yani ben istemiyorum yani. O kıza üzülüyorum ya. Tanya'ya söylenecek bence birçok laf var konuşacağımızda. O yüzden. Ama o da bunu istemiyordu. Olsun. İstemediği şeyle onu güçlendirmesi. Ama çok düşük ve o da onu üzecek. O biraz zor. Asi kim geliyor? Tanya. Niye? 3-0. Diğer ikinci kişi kim yazılır? Alican. Eşit olurlarsa? He? Eşit olurlarsa. İmkansız Alican o kadar kişi yazmaz. Ama herkes Tanya'yı yazmış. Tanya ile Alican eğer eşit yazılırsa Alican kendini atar. Valla o karşıma kim olduğuna bağlı. Atmayacağım insanlar var burada kendim için. Niye kendimi göndereyim ki? Sevmediğim insanlar için. Evet, Mavi Takım hoş geldiniz. Barbaros, tebrik ediyoruz. Teşekkürler şef. Güzel bir tabak yaptın, dokunulmazlığı aldın. Azize, Kıvanç ve Sergen deleme potasındalar. Şimdi deleme potasına gidecek, diğer yarışmacıyı belirleyeceğiz. Alican'la başlıyoruz. Tebrik ediyorum Barbaros. Teşekkürler kaptan. Zor ve yorucu bir haftaydı. Ellerinize, emeğinize sağlık. Mavi takımı tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Elimizden sen geldiğince mücadele ettik. Barış'ı da tebrik ediyorum. Güzel yarıştılar. Sağlık olsun. Umarım bir kusurum olmamıştır size karşı. Kusura bakma abi, bu hafta kazandıramadım. Siz kusura bakmayın. Kusura bakma Alican. Sen de kusura bakma Tanya. Evet, kaptan oylarını Metin ve Tanya'dan yana kullandı. Sıra Tanya'da. Yani bence güzel bir haftaydı. Ben hiç mutsuz değilim takımdan. Gayet güzeldi. Ben çok katkı sağlayamadım. Kusura bakmayın. Genel olsa gene aynı takımda olmak isterdim. Bence hiçbir sorun yaşamadık. Sadece karşı takım hep bizden bir tık daha iyi yaptığı için oldu. Metin. Evet. Alican, bir daha 2-1. Başka bir ne yazalım? Kusura bakmayın bu hafta için. Evet, Metin'in 2, Tanya'nın 1, Alican'ın 1 oyu var. Oy verme sırası Metin'de. Baba baba, tebrik ederim. Teşekkür ederim, sağ ol. Bekle ikinciyi alma ya, dur bekle. Ben geleceğim ben. Geçmiş olsun. Abi ben takımdan memnunum. Bazen kazanıyorsun, bazen kaybediyorsun. Ben geçen sene 7-0 yendim. Kıvanç abi halletmişti o işi. O yüzden kaptan bileti direkt sana kesiyorlar. Tabii ki öyle, tabii ki öyle. Kusuruma bakma. Tanya. Aynen. Sıkıntı yok, yapamadım. Bazen bilet kesiliyor yani, yapacak bir şey yok. Evet, Kaptan Alican, Tanya ve Metin birbirlerine oy verince durum Metin 2, Tanya 2, Alican 2 oldu. Aslında oylama şimdi başlıyor onlar için. Dilara'da sıra. Birileri boş oy atarsa... O da bir oyun. Tebrikler Barbaros. Teşekkürler. Ben de seni tebrik ederim. 3-0 yapanı gönderirdim ama ben alamadım. O yüzden söz hakkım yok. Tanya benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ama tabak kaybederse yazarım. Takım kaybetti Alican. O yüzden de kaptanı yazdım. Eyvallah. Ha, bunu yanlış anlamayın bu arada. Ben Esra ablaya haksızlık yapıldığı zaman da sesimi çıkardım. Başkalarına da Sergen'le konuşmuyor olmam
haksızlık gördüğümde susacağım anlamına gelmiyor. Benim fikrim. Tanya 3, Kaptan Alican 3, Metin 2, sıra Esra'da. Tebrik ederim Barbaros. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyorum. Bence güzel bir takım. Yine aynı takımda olsam yine ben seve seve çalışırım. Tabii talihsizlikler yaşadık. Ama benim oy verme şeklim hiç değişmeyecek. Bir geçenlerde seçenek olduğu için değiştirmiştim. Ali Can'cığım. Tanya'cığım. Geçmiş olsun. Evet, Esra'nın oylarından sonra Kaptan Ali Can 4, Tanya 4, Metin 2, sıra Sergen'de. Tebrikler, hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Alican, bir şeyler diyeceğim, üstüne alın mı? Anlamadığım şekilde bir dokunulmazlığın var senin. İki olduğu kaptan oluyor galiba, hiç kaybediyorsun, bir de gitmiyorsun potaya. Ya ben potaya gidince konuşmak istemiyorum böyle. Ezikmişim gibi ağlayasım gelmiyor ama. Dokunulmazlığım yok, beni de yazıyorlar yok, bak. Yok yok, bir var. Gitmedin çünkü iki kere kaptan oldun, kaybettin, gitmedin. Ne demek istediğini çok iyi anladım. Ben de çok iyi anladım. Linç yerim diye yazmıyorlar, yollamıyorlar ya, onu söylüyor işte. Evet. Neden olduğunu anlamadım. Potadan bir korkum yok. Hak adalet yok demek ki bundan sonra. Ben de bunu değiştireyim. Dilara'yı yazdım. Sen de karar ver. Tanya'nın mı gitmek istiyorsun, kendinin mi gitmesini istiyorsun? Bir bak. Bakacağız. Sana söylemiyorum lafları. Ya bir şeyler var, anlamadım yani. Sabun gibisiniz deyince ondan sonra da ben suçlu oluyorum. Sergen, söylediğin bana söylediğin kelimeyi tekrar örneklendirme. Yok, sana söylemiyorum. Nereyi duymadık Sergen? İşine gelince bir oy, işine gelince başka oylar oluyor ya şefim. Adam gibi dersin mesela. Gönderdim, bitti. Ya ben ağlamak istemiyorum. Ama çok da belli oluyor her şey. Yani böyle güzelce söyler, söylenirse daha güzel olur. Alttan alttan olmaz. Şimdi bana söylemedim diyor ama garip bir şekilde dokunulmazlığım var diyor. Sadece şeyi sormak istiyorum. Var kanka bak, bu dediklerimi benim yarışma bittiği zaman, yanında kimse kalmadığı zaman anlayacaksın benim dediklerimi. Bak ben şey bildiğimi yok, konuşmayı şu seviyorum. Anda sana bak, göre... ben bildiğimi konuşurum. Yarışma aynen, bittiği an... zaman yanında kimse kalmayınca benim dediklerimi tek tek diyeceksin ki Sergen sen haklısın kardeşim. Bak görürüz. Ben olayı anlamadım şimdi. Yani. Kanka senlik sen... hiçbir şey yok. Sana yemin ediyorum hiçbir şey demiyorum şu an. Benim laflarım başka yere. Tamam okey. Sen, yemin ediyorum seninle ilgili hiçbir şey demiyorum. Tamam. Ama bu yarışma bitecek. Yanında senin kimse kalmadığı Sergen, zaman benim dediklerimi diyeceksin ki Sergen sen haklıymışsın kardeşim. Evet. Bak görürüz. Sen ne zaman? Bana söylediğin, örnek verdiğin kelimeyi tekrar söylüyorsun. Gündeme getiriyorsun. Sergen ben şunu anlamadım şimdi, şu ara sen dahil 5 yarışmacının 5'i de Ali Can'a oy verdi. Gitmedi, geçen kaybetti gitmedi. Bu kaybetti yine göndermediler. Anlamadım direkt, yani. Ha şeyde direkt diye göndermediler. Barbaros mu diyorsun? Ya Tanya'yı, Ali Can'ı yazmıyorlar. Kaç oldu kaç oldu, herkes de biliyor bunu yani. Var mı bir itirazı olan? Neyi? Ben niye yazarda yatarım ya? Ali Can'ın yazılmamasıyla alakalı ve neden yazılmaması? Ben böyle bir alakalı şeyin farkında değilim. Kendi açımdan konuşuyorum. Böyle bir şey gözlemlemedim senin kadar. Ya, herkese sorduğun için kendi adıma ben cevap vereyim. Ben farkında sorabilirsiniz değilim. Sorabilirsiniz herkese. Doğru diyor. Sergen oylamada bana bir şeyler söyledi ama sana söylemiyorum dedi. Ben kimse tarafından korunmuyorum. İki hafta önce potadaydım. Adamlar kaybetmiş. Kaptan kaybediyor gitmiyor. 3'te 0 var gitmiyor. Ya bak ben pota için Allah'ım 50 kere beni gönderdiler. Ben sevgikımı çıkarmadım. Ama böyle bir şeylerin altına sığınıyorlar ya. Efendi çocuklar, böyle güzel dilliler.
ben kötüyüm. Olmuyor, ayıp. Şu anda durum Kaptan Alican 5, Tanya 4, Metin 2, Dilara 1, sıra Kıvanç'ta. Herkes zaten yakın gördüğüne, dostluğuna, işte ne bileyim, devrecilik şöyle böyle yazıyor. Az önce demez, herkes yazıyor. Sen az önce Tanya atmadın mesela, 3-0 değil mi? Tanya 3-0 zaten. Ben de bu hafta canım Alican'ı yazmak istemedi, Metin'i yazmak istedi. İşte bak, bu işler böyle oluyor işte. Bu kadar işte. Bu işler böyle oluyor abi. Nedensin? Livelli olmuş. Ben de diyorum neden söylenmeye başladın? Sen Kıvancı'nın yazmadığını biliyor muydun ki? Yok bilmiyordum. Ondan söyleniyormuş o da zaten. Yok hiç alakası yok. Benim yazma sebebim başka. Yarası hocam kocun olmuş. Bugüne kadar hiç Alican'la ilgili derdim yok. Yazarım. Ne? Alican'la kimse ben de düşman herkes yazarım burada. Yok yok. Hiç kimseden de şey yapmam. Herkes yazarım yani. Yok yok. Kıvancı'm. Kaptan Alican 5, Tanya 5, Metin 3, Dilara 1, sıra Azize'de. Sen Tanya'yı yazmıyorsun mesela. Ben Barbaros göndermedi diye yazmadım. Tamam ama ben de canım istemedi diye yazmadım işte. Sen mesela i̇şte, Tanya'yı yazmıyorsun 3'te işte 0. İstedim Cemre de aynı. Canım istedi ama adaletsizim dedi. Bak dün mesela geldim burada dedin ki ben bir şeylerin dinlendirilmesinden nefret ediyorum. Söylendim burada değil mi? Tamam. Ya bana gelince canım istedi diyemezsin abi. Hayır ama sen 3'te 0 yani. Yapan bir oyuncuyu yazmıyorsun. Ben başkasını yazdığım zaman sen... Tam başta neden gönderdiğinde laf etmiyorsun adamı o zaman? Kimi gönderdiğini laf etmiyorsun? Beni gönderdiğinde? O ayrı bir şey, o sizin aranız. Ben de 4'te 2 yaptım. Tamam anlatıyorum sana. Belki söyleyebilirim bunu. 3'te 0 nasıl yapmak... Nasıl belki? Dinle beni. 3'te 0 yapmak, göndermek istediği bir rakip yerine daha güçlü bir rakibi göndermenin Barbaros ya. Kendi içinde artı yazacağını inanıyordur. Bir rakip olarak görüyordur. Bunu mu konuşayım ben? Ağlamak istemiyorum kardeşim. Hayır onu söylüyorum. Bu böyle bir derdim yok. Bu Barbaros'a sorman lazım bunu. Bana deyin ki. Yani neyine sorayım? Benim onunla bir muhatabım yok. Konuşmak daha iyi istemiyorum. Bana dersin ki. Sen ilk hafta Gamze'yi göndermedin mi? İlk hafta burada hiç hak etmeden. Hak etmedim. Gamze'nin bütün yemeklerini ben yaptım o hafta. Ne fark eder? Sonuçta kadın 3'te 0 mı yaptı? Hiçbir şey yapmadı kadın. 3'te 0 mı yaptı? Korkuyorum dedi yemek almadı. Sen kadını direkt potaya gönderdin. Yemek alınca İlk hafta potaya gönderdin kadını. Ben hiç unutmuyorum. Yarışmanın ilk haftayı unutma. İzledim ben hepsini. Gamze'nin bütün yemeklerini ben yaptım o hafta be. Gönderdin sonuçta. Kazanmıştı. Ben nereden bileyim? Neyi kazanmıştı? Beraber, ben yaptım yemekleri. Beraber mi karıştırdınız? Ben kendim yaptım. Beraber mi? Beraber hiçbir şey yapmadı. Ben elini kaldırdı kadın. Böyle bir şey söyleyemem ben. Çünkü bu senin iddian. Bu senin iddian. Hani komple yemekleri ben yaptım. Ya neyi iddia olacağım? Ama evet. Oluyor yani oluyor. Hani sen ben kaptandım ben yaptım. Direkt çıktın hiç bakmadan Gamze'yi gönderdin. Olabiliyor Gamze yani. Gamze burada değil arkadaşlar. Söz hakkı yok. O yüzden kendi aranızda konuşacağınız şey varsa konuşun kötü bir şey demiyoruz kadınlar. Yani Gamze burada değil o yüzden. Neyse kardeşim siz kardeşlerinizi şey yazmamaya devam edebilirsiniz. Kanka senlik bir şey yok. Hayır, sana bir şey demiyorum. Hayır bu son serde oyu unutmayacağım ama. He? Ben kötü bir anlamda yapmadım. Normal. Yok. Metin. Hayır, bilmiyorum ben sana saygılıyım. Ben de sana saygılıyım. Benim biliyorsun normal hep öyle oy kullanıyorum normalde. Hiçbir zaman alınmadın. Şimdi de alınmana gerek yok. Hayır onu benim alınmadım. Sana karşı ben onu alınmadım abi. Benim sana karşı hiçbir zaman saygısızlığım olmadı. Seni sevdiğimi biliyorsun Metin. Ben Allah de Allah. Welcome to All Star. Seni de bekleriz. Burası jungle. Yani sen... Ben de acımam. Dokunulmazlık yani rekorumu. Ben de Azize gelip oy kullanırım. Sonra senin de gelip aynı şekilde kullanmana hiçbir zaman unutmayacağım o zaman. Öyle mi diyeyim? Gerek yok. Unutmayın. Hiçbir şey unutmayın. Unutmamışsınız. Unutmayın. Sakin bir haftaydı. Sadece kendime bir eleştirim var. Ben kendi sezonumda da bu sezonda da şimdiye kadar hiç 3'te 0 yaptığımı hatırlamıyorum. Motivasyonum düşük değil. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Ama kendimce üzgünüm. Burada hiç kimsenin adaleti beni ilgilendirmiyor. Ben kendime bakarım. Kim ne diyorsa desin. Ama size bir takım hazırlıyorum. Allah sonunuzu hayır etsin. Takım derken? Sizin yapmadığınızı, cesaret edemediğinizi ben diyeceğim. Niye söylene söylene gidiyorsun? Abla konuşsana sizinle burada ya. Sizinle alakalı değil ya. Ben herkese... Kimle alakalı? Hepimiz buradayız. Bu takımla alakalı söylemiyorum. Tövbe yarabbim. Söyle bari. Niye ya herkes üstün alınıyor? Ama sen diyorsun ki sizin kimsenin cesaret edemediği veya kimsenin görmediği veya yapmak istemediği takımı ben kurmak istiyorum. Olumlu bir şey ve ben sözümün arkasında durup görürsünüz. Kuracağım bunu, yapacağım ve ben bu potadan çıkarım. Sadece ben kendime özel tamam, işleri yaptım. Allah kendimi Allah, beğenmedim şey bu dedik hafta. Ya. Hoşuma gitmedi ama enerjim düşük müydü? Değildi. Uzatma ama ben bunu aşarım. Uzatma yalnız azze, diyorum hadi. Ki bu böyle bu devran böyle gitmez. Kim gidiyor? Alican'la Tanya kalacak. Kim yollar bilmiyorum. Durum Alican 6,
Tanya 6, Metin 3, Dilara 1, Barbaros'un oyları kimin gideceğini veya kimin gideceğine kimin karar vereceğini belirleyecek. Hiç uzatma Barbaros. Yaz beni. Umarım yazmamıştır. Eşit olsak da ben gideceğim. Hayır, sakın öyle bir şey. Hayır. İşte sıfır yaptım Alican. Bir kuruşluk katkım olmadı ya. Ama bak bir şey diyeceğim sana. Hayır. Lütfen. Gerek yok. Vallahi. Sus be. Ondan sonra milletin diline düşeceğim Alican ya. Necdetler ağladı, zırladı, yollamadılar potaya. Bak kaptan olarak sorumluluk bende. Ama tamam. Beni sen, seni ben seçtim yani. Bir kuruşluk bile şey sağlamadım. Alakası yok. Öyle bir şey, öyle bir düşünce yapısı hayır. Yok yani. Şimdi ben seni... Potaya. Bak ben senin muhatabım değilim. Ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Olmak ne olursun, zorundasın. Burada yarışmadayız. Olmak abi. Zorundayız. Abi sen benim burada tamam dükkanıma bir laf eden bir insansın. Ben senin dükkanına hiçbir laf etmedim. Gelmediğim bir yere laf edemem. Gelmediğim bir yere laf edemem. Devam et. Devam bak et gönderdin değil. Beni potaya sen bitti tamam mı? Sen beni arkamdan geçerken geç sabun gibisiniz derken. Aynen öyle diyorum. Hiç de gocunmuyorum biliyor musun? Hiç de gocunmuyorum. Kime diyorsun bunu? Hiç de gocunmuyorum. Genel olarak. Tamam hayır. Ay sana dedim ya. İşte böyle geçer. Bana mı dedin? Aynen, sabun dedim, gibisin aynen. Diye. Aynen öyle dedim. Hiç de gocunmuyorum tamam mı? Bir gün o bana sabun dedi. Ben ayağını takarım. Ve kendisi kalkamayacağı bir düşüş yaşar. Senin potadan çekindiğini falan düşünmüyorum. Tamam. Potayla da alakası yok. Evet. Yani bugünkü oyunu yorumunu verdim. Ve ciğeri yapamayınca ne oldu? Potaya attım seni. Burada arkadan gelirken sabun evet, gibisiniz. Öyle olduğunu mu düşünüyorsun sen? Öyle zaten. Herkes de öyle olduğunu düşünüyor değil mi? Öyle zaten. Tamam. Var buradan tamam, geçerken böyle sabun gibisiniz, şöylesiniz, evet, böylesiniz. Aynen. Ben senin dükkanına kötü bir yorum etmedim. Yok ben yaptın senin dükkanına... yaptın burada. Tekirdağ'daki senin en sevdiğin köfteci kim? Benim arkadaşımın bir köftecisi var. Adı ne? Osman diye. Kötü yok, bir yorum. Yok. Ben gelmediğim dükkan hakkında bir yorum yapmam. Yapmadım. Anladın mı? İnşallah herkesin, bir gün nasip eder. Herkes birbirine görürüz. Notunu veriyor burada tamam. Barbaros. Evet. Kimin neler notun, yaptığını sen herkes zaten görüyor sabun burada. Gibiliğin daha farklı bir boyutunu tamam gösteren bir insansın. Tamam. Yarışma başladığından beri bıktım ya. Bu Sergen hayranlığınızı bırakın ya. Bu kadar hayranım olmayın benim yani. Bırakın lütfen. Bırakın kalsın bir kenarda. Yok egolusun şöylesin böylesin bilmem nesin. Ne egolumu gördünüz ya. Hiçbir tamam daha abi, benim nezdimde tamam mı? Böyle sabun gibi. Yani karakteristik bir şekilde konuşuyor. Yok karakterle konuşmuyor. Alakası yok. Oğlum, sabun gibi demek ne demek? Ne i̇şte, demek ya? Sergen işte bir söylesene. Bir oradasın bir buradasın ya. Hani, neyi mi gördün hani bir orada bir Kerem, burada? Kime ne dedin? Kerem burada şey oldu çocuktan uzaklaştın. Yok kimden baştan uzaklaştın? Bir kardeşim dedin sonra gittin uzaklaştın. Bak Kerem'e ben her gün motivasyon ettim geç ya. Geç o işi geç. Tamam ben tamam, hiçbir zaman kimseden uzaklaşmadım. Lütfen. Bir oralı bir buralı da değilim. Yelken gibi öylesin. Sensin demek ki. Nerede ne sensin oraya dümen gidiyor. Hayatta. Tamam. Ben herkes bilir. Evet bilir. Herkes de görüyor zaten. Evet. Bir gün ayağın efendim kayar şimdi o sabundan. Hadi ayağın bakalım. Kayar. Hadi kaydır. Hiç kaydır belli da göre. Olmaz. Hadi bakayım. Kaydır da görelim. Hadi bakayım. Söyleyeceğim bildiğimi. Neyi doğru mu? Yanlış mı? Tık 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 yüzlerine hiç umurumda bile değil. Ne yaparlarsa yapsınlar. Burası gelip geçici. Önemli olan hedefe giderken kişiliğimizden ödün vermemek. Daha sen başlamadan kişiliğinden ödün verirsen işi bitiremezsin. Kaptan Alican 7 oyda, Tanya 7 oy, Metin 3, Dilara ise 1 oyda tamamladı. Bu durumda 7 oy alan 2 yarışmacımız olduğu için her zaman olduğu gibi kaptana söz hakkı veriyoruz. Kaptan öne gelip Tanya'nın karşısına geçip Tanya'yı mı yolluyorsun yoksa kendin mi potaya gidiyorsun? Yoksa kendin mi potaya gidiyorsun? Hem Tanya'ya hem de takımını açıklayabilirim. Alican delikanlı çocuk kendini gönderir. Kendini atar Alican. Delikanlı çocuk. Takım kaptanı olduğum için tabii ki sorumluluk bende. O yüzden seni takıma ben aldım, ben istedim. Ama sen almadın. Katkı ben sağlamadım, zaten yok işte bir şey yapamadım, 3-0 yaptım falan filan diye bir şey yok. Bizler yemek yapamayabiliriz. Ama sen elinden gelenin fazlasını yaptığını düşünüyorum. O ama yüzden olmadı. Tabii ki de kendimi gönderiyorum şef. Sorumluluğu ben alıyorum. Teşekkürler. Alican da kendinde hata görür. Ben de kendimde hatalar görürüm. Ve aslında ikimiz de potaya gitmek isterdik. O yüzden ben Alican'a
böyle bir kahramanlık yapmasına gerek olmadığını söyledim ama Alican takım kaptanı olarak sorumluluğu onda olduğunu söyleyince potaya Alican gitti. Adamsın Alican. Adamsın Alican. Sorumluluk sahibinin potaya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Potadan hiçbir zaman korkmadım. Şu anda birinciler, ikinciler potada. Ben de dahil oldum. Güzel olacak. Gireceğiz, çıkacağız. Bu kadar basit. Cesurca bir karar. Kendini göndermen. Hele ki bu kadar kuvvetli rakiplerin olduğu. İki tane şampiyon yukarıda var. Ne güzel. İkincimiz var, dördüncümüz var. Bu sene inanılmaz bir çıkış yakalayan Azize var. Moralim bu kişiler bozuşmaya başlıyor, anladın mı? Ben teşekkür ederim ama ben böyle bir şey istemiyorum. Kendimi rahat hissetmediğim için. Meton'un gerildiğini çok az gördüm. Öyle bir şey yapmanı istemedim yani. Tamam. Bu senin yerinde başka biri de olsaydı gene aynı şey söylerdim. Yarın görüşürüz. Yani. Ama sorumluluk bende. Hadi görüşürüz. Ben... Geçmiş olsun herkesin elemene sağlık. Başkası olsa da değişmeyecekti bu yani. İyi değilim ya. İyi değilim yani. Anladım ben.